Merhaba arkadaşlar. Doom'la karşınızdayım. Şimdi Doom'da 7 tane zincir var. Bu 7 tane zinciri 7 kişi gidip bunları seçiyorlar. %10'da 7 zinciri aktive edip Doom'u ortada kesmemiz lazım. Aksi takdirde Doom ölmüyor. O yüzden 7 tane 7 kişi gidip önceden, biz şu an gittik. Siz görmüyorsunuz. Seçiyoruz. %10'da yukarı çıkıyorsunuz. Burada bakın orblar var bir sürü. 5 tane bu orbdan topluyorsunuz. Vaktiniz bol. O yüzden acele etmeyin. 5 tane orb toplayıp ortaya ışınlanıyorsunuz. Herkes ortada olduktan sonra 7 tane zincire gidip 7 tane zinciri kırıyorsunuz. Ardından şimdi şu an pre-phase'e giriyoruz. Pre-phase'e biz bu enforcer'ları kesiyoruz arkadaşlar. Bizim görevimiz enforcer'ları kesmek pre-phase'de. Bu green mekaniği var ardından. Green mekaniğinde 3 kişi green'e çıkıyor. 3 tane green'e çıkan kişi yukarıda 4 küçük bir tane büyük orb topluyor. Eğer büyük toplamazsa şu Doom Enforcer'lardan spamlanıyor ve Reaper'lara vurmaya başlıyor. Şimdi bakın bir tanesi çıktı. Ben mesela 3. green'im, size 3. green'i göstereceğim. Ardından Doom'un birkaç tane daha mekaniği var. Şimdi bir tanesi Afflicted mekaniği. Üzerinize bomba veriyor. Bu bombayı patlatmayarak, takımın en uzağına giderek patlatmayarak, tekrar ediyorum, patlatmayıp bekleyerek kendinin patlamasını bekliyorsunuz ve kendisi bomba patlıyor. Ardından bir mekanik daha var. Doom ikinci sak eteğinden sonra sak etek yapıyor. Onu da hemen açıklayayım. Sak etek şu. Doom bir tane lesser sak etek yapıyor. Ortadan kayboluyor, ufak bir alan çıkarıyor. Bu alan içinde durmamanız lazım. Durursanız ruhunuzu çıkartıyor ve siz bu ruhu alan içinde alana kadar ölüyorsunuz. Çünkü çok yüksek hasar vuruyor. Bir de unavoidable olanı var. Yani avoidleyemeyeceğiniz, kaçamayacağınız bir tane var. O da şu. Doom ortadan kaybolup en ortaya geliyor. Pat diye vuruyor. Mesela şu an yanlış yere götürdü bombayı. Bana vuracak yoksa. Gidiyorum ben. Hemen size green toplamayı anlatayım. Hemen böyle duruyorsunuz. Clockwise bir şekilde en sağa gidiyorsunuz. Bakın en sağda bir tane büyük orb çıktı gördüğünüz gibi. En ortaya gelmeyin. Ortaya gelirseniz eğer ölürsünüz. Şimdi bir tane büyük topladım. Topluyorum böyle. Geliyorum. Bunu sürekli yapacağım. Şimdi gidiyorum tekrardan. Şuradaki deathlingler buna vuruyor. Bunu mümkün olduğunca temizleyin ya da buraya spirit koyun. Çok önemli değil. Reaper ölmediği sürece. Şimdi ben full'umu basayım. Doom bu sak eteği yaptığı zaman böyle kameranızla beraber, vücudunuz ve kameranız hep beraber duvara dönmüş olmak zorunda. Duvara dönmezseniz eğer Doom sizi kendine doğru ittirir. Duvara dönerseniz duvara doğru ittirilirsiniz. Dolayısıyla duvara doğru ittirilip kendi ruhunuzu alıyorsunuz. Gelince göstereceğim. Eğer bombayı erken patlatırsanız, bu bomba normalde sak etekte patlarsa, eğer sak etek yaptığında patlarsa Doom sıkıntı yok. Eğer sak etek yapmadan patlarsa işte o zaman sıkıntı var. Mesela şu an bana verdi. Ben uzağa doğru gidiyorum. Bir sonraki bomba sak eteğe denk gelmeyecek. Dolayısıyla bir sıkıntı da olmayacak. Şimdi uzağa gidiyorum. Doom yerde böyle crackler çıkartıyor. Bu cracklere basarsanız fear yersiniz. Şimdi Doom Lester atağını yapacak. Hemen gidelim. Umarım bana doğru atmaz. Bir kişiye doğru random atıyor çünkü. Attı. Bakın içinde durursanız ruhunuz gider. Şimdi tekrar green'ime gidiyorum. Doom böyle önüne saç şeklinde vuruyor. O yüzden sıkıntı yok. Doom önüne saç şeklinde vurduğu için sıkıntı yaşamazsınız önünde durmadığınız sürece. Şimdi topluyoruz. 1 2 ortaya gelirseniz ölürsünüz dediğim gibi. 4 ve 5. Şimdi Doom büyük sak eteğini yapacak. Hemen şu kişiyi kaldıralım. Mayınlara basarsanız az hasar yiyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok önemli değiller. Şimdi Doom sak eteğini yapıyor. Bakın kameranızla beraber dönüyorsunuz duvara. Bakın ittirdi sizi. Alıyorsunuz ruhunuzu. Bu çekilene kadar bekliyorsunuz. Bakın üzerinde bütün boonlar var. Bu boonları Revenant ya da Spellbreaker kaldırıyor. İçindeki orta alana gelmemeye çalışıyorsunuz. Orta alana gelirseniz eğer ölürsünüz. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde. Doom'u kesmeye devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki green gene benim. Şimdi tekrar bir sak etek yapana kadar bekleyip burada tanklıyoruz. Buradan sonra iki tane mavi zincir iki kişiye bağlanıyor. Bu iki kişi birbirinden uzaklaşarak zinciri kırmak zorunda. Eğer kırmazlarsa bu sefer sıkıntı yaşıyorlar, ölüyorlar çünkü. Damd oluyorlar yani daha doğrusu. Şimdi ben hemen şuraya velimi bırakıp kendi green'imi
kendime gidiyorum tekrardan. Bu mayınlara basmayın dediğim gibi. Kiter kitelemeye devam ediyor bir yandan. Bu oyunun en zor boss'udur. Bunu keserseniz her şeyi rahat kesersiniz yani. Şimdi tekrar yukarı çıkıyoruz. Acele etmeden 1, 2, 3, 4. büyük ve 5. topluyoruz. Gidiyoruz tekrardan. Şimdi bir tane daha büyük sakatek yapacak birazdan. Yaptı. Ruhumu itmedi Continuum Spirit'te olduğum için. Şimdi bir yere boonlarımızı veriyoruz. %10'a kadar bu şekilde devam edeceğiz. %10'a kadar mekanikleri bu kadar. Şimdi bir kişi düştü. O düşen kişiye hemen... Bakın içerisinde düştüğü için kaldıramıyoruz. Çünkü bu alanda sakateğin içinde düştü. Gördüğünüz gibi. Ve o kişi... Druid'in çekmesi sayesinde kurtuldu. Ben dedim nasıl kurtuldu? Druid çekti ve kurtuldu arkadaşlar. Şimdi bu atağı da yapıyor arada. Bu dediğim böyle önüne çekiyor, önüne koni şeklinde vuruyor. Durmayın önünde, yeterli yani. Şimdi bakın Shackle geldi, gördünüz mü? Mavi oldum. Hemen uzaklaşıyorum ve kırıyorum bu Shackle'ı. Kırmazsam eğer hasar yerim. Şimdi tekrar köşede tanklamaya devam ediliyor. Bakın bomba bana geldi. Şimdi hemen uzaklaşıyorum. Bunu patlatmak zorundayım. Çünkü green'e çıkacağım arkadaşlar. Green'e çıkacağım için erken patlatmak zorundayım. Buraya gidiyorum, patlatıyorum ve hemen kendi green'ime koşuyorum. Birazcık erken patlatmak zorunda kaldım, mecburi. Eğer böyle denk gelirse yapacağınız bir şey yok. Green'e çıkarken denk gelirse. Bir kişi büyük ihtimalle erken patlattığı için ben de böyle erken patlatmak zorunda kaldım. Şimdi 4 tane alıyorum. Hemen. Büyümü de alıyorum. %10'a geldik bile. Bakın çok hızlı bir şekilde %10'a geldik bile. Şimdi yukarıya çıkıyoruz tekrardan. 5 tane orb topluyoruz. Acele etmiyoruz. Burada vaktimiz bol. Burada green'deki gibi hızlı toplamamız gerekmiyor ölmemek için. 5 tane orb'u rahat rahat topluyoruz. Ardından kendi şeyimize doğru gidiyoruz ve ready check basıyoruz. Burada durup ready check'imizi basıyoruz. Herkes zedilendiği zaman gidiyoruz. Gidip kendi şeyimizi, shackle'ımızı aktive edip ortaya tekrar gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Doom yere düştü ve hasar yemeye başladı. Şimdi hızlı bir şekilde eritirsek eğer bir daha bunu yapmamıza gerek kalmayacak. Ama eritemezsek bir kere daha kendi shackle'larımıza gitmemiz gerekecek. Verelim bunlarımızı. Bu arada ben Moa ile girdim. Siz Moa ile değil Time Warp ile girin. Burada herhangi bir CC yok çünkü. Şimdi tekrar gidiyoruz shackle'larımıza. Aktive ediyoruz. Burada hasar yiyorsunuz bu sırada. Dolayısıyla çok squishy bir klas olmamaya dikkat edin. Ve kestik. Bu şekilde sinematiğini de göstereyim istiyorsanız. Bu şekilde Doom'u hapsediyoruz. Doom ölüyor bu şekilde. Bir sonraki raid videosunda görüşmek üzere. Koca Doom Reis bu şekilde ölüyor. Ve ruhu bağlanıyor arkadaşlar. Bu Reaper'lar lore'a göre işte onu bağlamak için kendilerini sacrifice ediyorlar kısacası. Bir sonraki videoda görüşürüz.